Öğrenciler bir hafta sürecek. İlk ara tatilin tadını çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencileri düzenlenen etkinliklerle yalnız bırakmıyor. Yüzdüler, futbol, basketbol ve voleybol oynadılar. Futbol aşkımı tatilde değerlendiriyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk ara tatili başladı. Öğrenciler bir haftalık ara tatilde hem dinleniyor hem eğleniyor. Ara tatilin tadını en iyi Ankaralı çocuklar çıkardı. Onlar evde dinlenmek yerine spora koştular. Kimisi de bakın işte yüzme havuzlarında hem suyun tadını çıkarıyorlar hem de yüzme yeteneklerini geliştiriyorlar. Çalışıyorum, kardeşimle oynuyorum, parka gidiyoruz. Tatilim şu an çok güzel geçiyor. Yüzüyorum, kitap okuyorum, ders çalışıyorum. Annemle beraber eğleniyorum, biraz da telefona bakıyorum. Çocuklar bu ilk ara tatilde Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin koordinesinde ilçe müdürlüklerinin hazırladıkları etkinliklere katılıyor. Sadece yüzme yok etkinlikler arasında, futbol da işin içinde, ben de işin içindeyim. At bakalım ortayı. Ve kaçırdık golü. Futbol oynuyoruz arkadaşlarla. Antrenman yapıyoruz. Maçlara gidiyoruz. Sınavlardan sonra iyi geliyor ama yasasında alındığı için biraz da dezavantajlı oluyor. Çoğunlukla basketbol oynayacağım ve kitap okumaya çalışacağım. Dersler üst üste geldiği zaman ya da bir yoğunluğun içerisinde sadece kendimize fırsat arıyoruz. Fırsatı da buralarda değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlere çocuklara ödev vermeyin talimatında bulunmuştu. Ancak bazıları çok ödev aldığından şikayetçi. Verdi mi ödev hocam? Evet verdi hocam. Bir haftada biter. İtiraz etmediniz mi hocam? Öyle olsa disipline gideriz. Yoksa ederdim ben itiraz. Peki ödev verdiler mi çok ödev? Hayır vermediler. Ne dedi öğretmenler bu ara tatilde ne yapın dedi? Çok eğlenin dediler. Ödev vermedi ama fotokopi verdi. Velilerse mutlu. Bir dönem boyunca çok fazla sıkılıyorlardı. Yarı yıl tatilini bekliyorduk. Şimdi o bir haftalık tatilde sinemaya gittik, derslerimizi yapıyoruz. Kardeş de vakit geçiriyor. Hani havuza gelmemiz büyük bir avantaj oldu bizim için. Bir haftalık tatilde çok iyi oldu. İzin aldım ben de çocuklar için. Sıkıştırmış bir eğitimden böyle bir dinlenerek bir pozisyonda gitmeler de güzel bir şey. Bu tatil harika.